Sevdiği anımız bu anımız. Hepsi çok şahane görünüyorlar. Süper. Bütün kebap çeşitlerimiz. Karışık salata, çoban salata. White sauce. White sauce. Haydari gibi. Haydari gibi bir şey. Evet. Anladım. Çok güzel. Tavuk şişle. Bu döner. Bu dönerimiz yaprak dönerimiz. Bunlar satan döner. Bu çöp şişimiz. Köftemiz. Bu da köfte için ustamızın özel yaptığı bir sos. Evet. Harika. Evet. Tavuk şişimiz, et şişimiz, eti dana bonfilesinden yapıyoruz. Büfteğimiz, buzolamız, adanamız. Hazırlanışı çok süper olmuş. Közde domates, biber yapıyoruz. Süper. Muhteşem zaten. Allah etki. Evet, misafir, müşterilerimiz de burada. Evet, müşterilerimiz. Onlar da resim çekiyorlar. Evet, çok güzel. Of course, you can take picture. Very enjoyable. Looks thank nice. You. Thank you, Hacı. Yeah. Good luck, Hacı. MashaAllah. Yeah. First time here was delicious. Müşteri memnuniyeti. MashaAllah. Müşteri memnuniyeti buradayız efendim. 6 ayda son derece güzel bir başarı elde edilmiş. Bunlar zeytinyağlılar. Güneş çeşitleri burada. Zeytinyağlılar. Humus. Karot, havuç, bu da acılı ezme, sarma, patlıcan, güzel sosu, şakşuka görüyoruz. Son derece güzel, nezih bir sofra. Süper, süper. Biraz yüksek sesle konuşalım. Hepsine bayıldık. Serhan Bey buyurun otur. Şimdi sohbet edelim sizinle biraz. Muhteşemsiniz Serhan Bey. Evet. Hakikaten muhteşem. Servisinizin şekli de çok güzel. Sunumunuz da harika. Müşterileriniz çok memnun olmuş. Bunu gördük. Hepsi mutlu ayrıldılar buradan. Peki 6 ay içerisinde siz böyle çok büyük bir gelişme gösterdiniz. Bayağı bir müşteri potansiyeliniz var. Bunu niye borçlusunuz? Öncelikle benim kendi mesleğim restorançılık değil, ben kasabım. Kasapsınız. En önemli secret bu diyelim. Herhalde. Değil mi? Etin nasıl, neresi daha, nereden geldiğini falan onu daha iyi biliyorsunuz. Bu en büyük avantaj diyebilirim bizim için. Evet. Bir de hani sevgimizi katıp yapıyoruz diyelim. Evet, aşılarınızı iyi seçmişsiniz. Ailece yapıyoruz bu ailece işi. Ailece yapmanızın bazen büyük gece... bir önemi var. Az önce annenizle tanıştım sanırım. Zeytinyağlılarını annem yapıyor demiştiniz. Bazen gece 2'ye kadar burada duruyoruz yani. Beraber temizlik çalışıyorsunuz 2'ye kadar. Yani, bu muazzam menü ismi nedir onu öğrenelim. Bu, bunun tamamının ismi nedir? Bu, karışık mı diyoruz? Ne diyoruz? Şimdi bizim 28, 50, 75 ve 99 dolarlık bu şekilde boardlarımız var ama bu custom oldu biraz daha. Evet. Biz sınırlamıyoruz menüyle insanları. Hı. İnsanların canı ne istiyorsa çünkü mesela boardlarda tavuk, et karışık oluyor. Bazı insanlar tavuktan hoşlanmıyor ya da etten hoşlanmıyor. Onlara custom yapıyoruz. Müşteriye ne isterlerse. Böyle board üzerinde mi sunuyorsunuz? Evet, böyle çok hoşlarına gidiyor insanların board üzerinde yemek gidince. Bu olumlu bir tepki aldık bundan. Bu board işi. Çok aslında güzel. Bunları biz burada fırın olacaktı. Bunlarda pide yapacaktık. Sonradan böyle aklımıza geldi. Bununla servis yapsak nasıl olur diye. Güzel tepkiler alınca böyle devam etmeye böyle başladık. İnsanlar karışık, geliyor. Süper olmuş. Yani ailece geliyorlar. 5-6 kişi, 2 board ya da tek board bu şekilde yapıp servis ediyoruz. Herkesin hoşuna gidiyor. Yemek yemeden önce resim çektirmek istiyorlar. Evet, demin gördüm. Yani. Hepsi resim çektiler. Bu ekmekler burada mı pişiyor? Bu ekmekler dışarıdan hazır olarak alıyoruz. Burada pişiriyoruz burada ama. Isıtıyorsunuz. Grillin yani üzerinde ısıtıyoruz. Peki burada bir restoran açmak şartları nelerdir? Zor mudur? Yani bu işletmeyi başlatmanız kolay oldu mu?
yani restorançılık ben şey zannediyordum, hani hep et satıyoruz, hani biraz da pişirip de satalım diyordum ama o kadar basit bir şey değilmiş. Kolay bir iş değil. Çok komplike. Temizliğinden tutun, you know, ekip işi diyebilirim. Evet. Kolay bir iş değil ama genelde bizim Türkler genelde buraya geldikleri zaman ya restoran açıyor ya gaz istasyonu ya market işlerine giriyorlar ama gerçekten restoran işi diğerlerinden daha zor diyebilirim. Eğer yanınızda güzel bir takımınız varsa ekip neden olmasın falan. Ekip olayı. Biz tabii. Ailece yapıyoruz evet. Biraz da. Belediye kontroller sık sık oluyor mu? Mesela oluyor. Bizim Türkiye'de çok sık kontroller olur. Burada da öyle mi acaba? Mesela ben burayı 3 hafta geç açtım. Çünkü burada bir eğitim almanız gerekiyor. Bir sertifika almanız gerekiyor şurada. Evet. SurfSafe belgesi diye bir health department. Böyle bir kursa tabi oluyorsunuz. Hı-hı. Size test yapıyorlar. Hı-hı. A'dan Z'ye her şeyi orada. O testi geçtiğiniz vakit restoran açabiliyorsunuz. Ben de o belge olmadığı her için 3 hafta evet. SurfSafe diye bir belge. Anladım. Onu almadan restoran açamıyorsunuz. Şimdi bir kursa gitmek gerekiyor mu gerekiyor. Onu almanız için? Ne gerekiyor. Kadar zamanda? Online de alabiliyorsunuz testi. Ben Türkiye'de HACCP ISO 22000 belgesi almıştım. Hı-hı. Türkiye'de kasap okuluna gittiğim için. İlk seferde geçemedim bazı kelimelerden dolayı ama ikinci de pes yani geçebildim. İngilizceniz yani. Nasıl bu arada? İyi. İdare ediyor mu müşterilerle? Yok, müşterilerle herhangi bir sorunum yok. Yani 11 yıldır buradayım. Burada. Tabii burada en önemli şey ailece bu işi yapmak. Aynen. Çünkü restoran işi tamamen efendim aile işi. Yani ailede kalabalıksanız bu işi çok rahat yapabilirsiniz. Tamamen dediği gibi ekip en işi. En önemlisi etler, severek yapmak. Durmayın yiyin beni diyor. Ama soğutmamak lazım bir yandan da başlayayım. Harika gözüküyor. Bir tane tadın Azim Hanım. Ya ben sonra balıklama dalacağım şimdi izliyorum. Aa, gerçekten harika gözüküyor. Tabii sıcak yemek burada en önemli şey. Etleri bekletmeden sıcak yemek gerekiyor. Çöp şişler gerçekten şahane görünüyor. Sıcak şeyle beraber. Kaç çeşit menü var burada şu an? Şu anda tahminim burada 1, 2, pirzola var 3, şiş 8. 4, 5, 6, kaç kişilik bu? 7, 8 çeşit var evet. Şimdi, kaç kişi yiyor bunu genellikle? Bazen oluyor 2 kişi geliyor bu kadar bütün orduru, bütün orduru yiyebiliyor. Genelde biz değil de Araplar biraz daha yemesini Araplar seven çok kişi, millet diyebilirim. 2 kişi yiyebiliyor bu kadar. 2 gün önce Upstate New York'tan 2 müşterimiz geldi burada. Hı-hı. Bir abimizin tavsiyesiyle. İki kişi geldiler. Şimdi ordurlar geliyor. Ben de hazırım dedim. Şimdi pilavı, salatayı ona göre veriyoruz. Dedim kaç kişi? İki kişi. Nasıl yiyecekler bunu? Silip süpürdüler. Hiçbir şey kalmadı. Maşallah. Ama bu şu an masadaki bordu rahatlıkla 4 kişi, evet. 5 kişi yiyebilir. Meze çeşitleri de çok güzel. Meze çeşitleri süper. Bu ne demiştiniz? Humus. Humuslu değil mi bu? Hı-hı. Humus neden yapılıyordu? Nohuttan, nohuttan yapılıyor. Haşlıyorsunuz sonra bu şekilde işlemden geçiyor. İşlemden. Bu kızartma, patlıcan kızartma. Bazıları et yemek istemiyor. Evet. Vejetaryen olanlara evet. Genelde bu en çok talep edilen. Peki bu soğuk appetizer neydi? Muamara. Acılı ezme mi? Yok, acılı ezme şu sağdaki kırmızı olan. O sağdaki kırmızı. Bu muamara. Muamara. Araplar çok talep ediyor onu. Muamara'ya baba dönüşü, humusu. Evet. Şakşuka'yı burada şakşuka. Yapıyorsunuz zaten. Hı-hı. Zeytinyağlı değil mi? O da zeytinyağlı. Sarma. Evet, zeytinyağlı sarma. Zeytinyağlı sarma. Purpant evet. Da satıyoruz aynı zamanda. Burada evet. Mesela insanlar restoranlara gittiği zaman bir şeyi purpant alabilme şansı evet. Yok. Anladım. Mesela evinde parti verecek ya da sizden alıp bizden alıyor. Biz bunların hepsini purpant olarak da satabiliyoruz. Evet, evlere sadece kodum. Restoran gibi değil dedim. Hani biraz daha parti farklıyız. Parti yapan ordu ya, veriyor sizden mesela alıyor. Mesela bize 1 pound humus, 2 pound acılı ezme, 3 pound yaprak sarma diyor. Biz bu şekilde de satabiliyoruz eti. Anladım. İş sırrı da burada. 6 ayda böyle hızlı bir yükselmenin sırrı oradan geliyor olabilir. Evlere de böyle vermeniz falan. Çok kolaylık oluyor bu açıdan da. Anladım. Çok güzel. Peki efendim bugün size Galata restoranımızı tanıtmaya çalıştık. Türkiye'den de bizi canlı izliyorlar şu anda. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz hepsine.
Amerika'ya yolunuz Patterson'a düşerse, Patterson diyorum özür dilerim, Patterson'a düşerse mutlaka Galata restoranımıza uğrayın efendim. Gördüğünüz gibi süper çeşitler var, yemekler çok güzel, zeytinyağlar birbirinden güzel. Çok özel ve güzel bir ekip tarafından hazırlanıyor. Ekibi de çok beğendik, hepsi temiz, güzel insanlar. Efendim bugün size Patterson'dan Galata Restorant'ı tanıtmaya çalıştık. Türkler Patterson dediği için özür diliyorum. Ben de Patterson'ı aklım gidiyor böyle sürekli. Evet. Patterson genelde tam telaffuzu Patterson oluyor. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Size de çok teşekkür ediyorum Serhan Bey. İnşallah bol müşterileriniz olur. Yönetmenimiz Tuncay Uzun Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Kamera arkası ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Buyur ablacığım, başlayabilirsin. Yedikten sonra koşarak gitmek lazım. Ben balıklamaya hazırlanıyorum.